Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerim. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Emine abla, ya bu senin bir tane taytı vardı, mor bir tayt. Ben bulamadım, sen gördün mü bir yerde? Bilmiyorum Duygu, tayttan falan haberim yok benim, görmedim ben. Ne de bileyim? Taç soruyor bana. Ne de bileceğim ben? Aa Duygu, Lucy uyandı mı? Ha, uyandı anne. İyi. Senin neyin var? Şey, Emine abla. Ne olmuş Emine? Ya bilmiyorum ama o biraz garip gibi bizim. Gönül Hanım, Tuna Bey'in telefonu çalıyor. İpek'cim sen bakıver lütfen. Tuna Bey'in telefonu, buyurun. Kendisi şu an yok. Aha. Aa. Ha. Tamam. Tamam, ben kendisine söylerim, tamam. Tamam oldu, iyi günler. İyi günler. Kimmiş? Tebrik ederim Gönül Hanım. Neyi tebrik ediyorsun? Tuna Bey birinci olmuş. Ne de birinci olmuş? Bir magazin dergisinden aradılar. En ilginç tanışma hikayesi diye bir yarışma yapılmış. Tuna Bey o yarışmada birinci olmuş. Aa, Tuna'ya bak sen. İlk defa benden bir şey sakladı yani. Sizin haberiniz yok muydu? Yok, benim haberim yok ama aferin yani de. Niye benden sakladı? Emine abla, ben buldum taytı. Hadi gözün aydın. Emine, bana bir kahve yapar mısın? Yaparım tabii canım. Ben bu evin çalışanıyım. Niye yapmayayım ki? Ya dur ya. Çay var mı güzel? Çay hala demli mi? Aa ama yeter. Siz de bir karar verin yani. Tamam verdim. Çay istiyorum. Yani sence bir sakıncası yoksa tabii. Yok can. Ne sakıncası olabilir ki? Yaparım. Sen iyi misin? İyiyim Eltem Hanım. Yok bir şey. İyiyim ben. Hayal böyle kendini iyi hissetmiyorsan eve gidip dinlenebilirsin. Yok yok, gerek yok. Hiç gerek yok. Tamam canım, ben senin için söyledim. Tuna neredesin sen? Dışarı çıktım hayatım, biraz hava almayı, ne oldu ki? Ya tamam iyi, al havanı da telefonunu da al yanına giderken ha, yani. Telefonu unutmuşsun. Hayırdır, biri mi aradı? Evet aradılar. Kim aradı Gönül? Gel. Gel bir dakika önce. Ne oldu? Gel gel gel. Çok tebrik ederim. Senle gurur duydum, gurur. Ayak bu gönül Allah aşkına ya. Telefonu unuttum diye böyle diye dalga geçmenin anlamı yok ya. Niye sistem yapıyorsun bu kadar? Ay sistem falan yapmıyorum. Tebrik ederim Tuna. Kazanmışsın. Neyi kazanmışım? En ilginç tanışma hikayesi yarışmasını kazanmışsın Tuna. Hı. Kazanmışsın. Tebrik ederim. Çok sevindim. Emine. Efendim Ali Bey. Ya bana böyle çayın yanında böyle atıştıracak bir şeyler de getirsene. Az önce kahvaltı ettiniz ya Ali Bey. Ettim de az yedim.
Ne yapalım, çok yeseydiniz o zaman. Ne Seman, atıştıracak bir şeyler vermeyecek misin? İyi tamam verdim de şu çayları bırakayım ama önce, soğuyor. Başka ne dediler Gönül? Ben konuşmadım canım, İpek konuştu. Başka ne diyecekler ki zaten? Tabii canım. Aman zaten. Yani ciddiye bile almaya değmez öyle bir şey yani. Ay sen sevinmedin mi Tuna buna? Aman nasıl sevineyim Gönül? Öyle ufak tefek bir şey işte yani. Öyle yazdım yolladım yani. Çok öyle yani kayda değer bir şey diye bakma yani. Bence öyle bir şey yani. Sabah sabah sinir etti beni ya. Biliyorum. Söylüyorum işte. Ya bu normal değil. Emine normalde böyle bir insan değil. Ay yani anlamadım. Hüseyin'le falan mı acaba kavga etti? Bilmiyorum ki, ağzını arayacağım da o kadar sinirli ki biraz sakinleşsin diye bekliyorum. Eğer Hüseyin'le kavga ettiyse söyle, ben konuşurum Hüseyin'le. Tamam bir dur, anlayayım önce ne olduğunu. Ya biraz dikkatli yeseydiniz Haluk Bey ya. Dökmüşsünüz buraya. Kırıntılar falan bunlar, ne diyorlar? Bu kadar da olmaz ki canım. Sen dikkat et biraz. Normal değil, normal değil. Ana bir de fırça çekiyor. Evet ama normal değil. Anne böyle değil biliyorsun. Kala ver Yakup. Bana da filtreli bir kapuçino ver Yakup. Ve bizi fazla meşgul etme. Ne bu hal Hüseyin? Bit pazarından entel kostüm mü yaptın kendine? Biraz yapma. Bluz yap Yakup. Ya da Türkçe sözlüğü hafif batı müziği yap oğlum. Hüseyin abim köşe yazarı oldu Yakup. Köşe yazarı mı? Daha onun doğru düzgün okuması yazması yok. Nasıl yazar oldu? Oldu işte Yakup. Medyayı karşına almak istemiyorsan Hüseyin abimle iyi geçin. Adama astetme Yakup. Köşeyi teslim etmem lazım hadi. Ne köşesiymiş o? Hüseyin abim at yarışı tahminleri yazıyor Yakup. Köşesinin adı at kafası. Hadi Yakup uzatma da ver kahvelerimizi. Ciddi ciddi köşe mi verdiler sana? Kıskanma oğlum, ver şu kahveleri. Para da verecekler mi? Adamı hasretme Yakup. Köşe hayratı mıyım ben? Elbette. Köşe yazıyoruz, parasını da alacağız. Parayı alınca bana olan borcunuzu da ödersiniz. Üstüne üstlük kahve istiyorsunuz. Köşe yazıyoruz Yakup. Köşe olunca vereceğiz paranı. Korkma oğlum. İnanmıyorum ama hadi hayırlısı. Tuna, hı? Bir şey mi canın sıkıldı senin? Yok hayatım, çok iyiyim. Yani bir şey yok, gayet mutluyum yani. Ay birinci olduğuna sevineceğine bir karaları bağladın. Ne oldu anlamadım ki. Olur mu canım, çok sevindim. Ya o kadar çok sevindim ki. Ben şey oldu galiba, biraz içe sevindim. Yani dışa... Bulamadım. Oldu gibi. Tuna Bey, gerçekten tebrik ederim sizi. Tamam, sen de fazla abartma Allah aşkına İpek ya. Dergide yayınlanacakmış öykünüz. Öyle mi? Bak bunu söylemedin. Tuna dergide yayınlanacakmış. Çok romantik bir eşiniz var Gönül Hanım. Hem tanışma hikayenizi bir dergiye yazıyor, yolluyor, üstüne üstlük bir de birinci oluyor. Tuna öyledir, çok romantiktir. Hep yapar böyle şeyler. Fazla bunu büyütmesek nasıl olur? Yani bir tane hikaye yazdım, yolladım Gönül. Hani... Bugün de böyle mütevazı olacağı tuttu. Emine. Bir bakar mısın? Bir şey mi vardı? Ha, bir şey var. Siz dinliyor. Yok, ben seni dinleyeceğim. Gel otur bakalım. Otur, gel. Otur. Demek Hüseyin at yarışları tahminleri yazacak. Evet babacığım. Peki atların haberi var mı bu işten? Yakamını usta etme tayyare. Atları ne anlar yazıdan? Ben de onu derim Mura. Senin gibi bir beygir ne anlar bu işlerden be? Kaşınma Tayya. Kendileri bilemiyor, milletin de başını yakacaklar. Başarılarını kıskanma Yakup. Ya da içinden kıskan. Bak oğlum burada çalışıyoruz. Beşinci ayaktayız Hüseyin abi. Tamam. Pist özelliklerini söyle, atları say bakayım. Hemen Hüseyin abi. Çim pis 3.8 ağırmış abi. 8 ağır. Ağır.
Bilir misiniz Hüseyin? Kum pistini ben icadım. Bak Şükrü. Şu adamı başımdan al. Yoksa elimden bir kaza çıkacak oğlum. Dinle. Dinle de öğren Muncar Hüseyin. Muncar be. Evet. Şimdi geçiyorum babacanım. Köydeyiz o vakitler. Efendim harman marman bitmiş. Sonbahara yaklaşmak üzereyiz. Millet kendini yaymış. Avara avara dolaşırlar. Dedim gibi aytalar gelin buraya toplanın. Ne var ne dediler dayaraka? Dedi bir eğlence yapalım da sıkıntılarımızı atalım ya. Yapalım ne yapacağız? At yarışı yapacağız dedim. Yapalım ama dediler. Atların koşacağı yolların bucağı çakıl. Koşamaz hayvanlar bu çakılda dediler. Peki köy yerinde kumu nereden buldun abi? Oraya geleceğim. Efendim bizim köyün adı Kedili Köy. Bizim köyde kedi çok. Kedi kumlarına da biz pis kumu derdik. Çocuklar dedim ben. Toplara bakalım. Herkes evindeki pis kumu getirsin. Getirsin döksün buraya. Yol boyu dükturdu be fıcını. Oldu kayma gibi bir pist. Zamanla bizim at yarışlarının namı yürüdü. Ankara'dan bir heyete umumiye geldi. Dediler ki Tayyar nedir bu ya? Dedim ki pis kumu. Efendim zamanla söylene söylene pis kumu pis kumu oldu sana kum pisti. Böylece kum pisti patladı gitti. Emineciğim biz seni ailemizden biri olarak görüyoruz. Yani sen de bizi öyle görüyorsundur inşallah. Görüyor musun? Ya Meltem Hanım sizle bir ilgisi yok. Tamam işte ben de problemin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Emineciğim. Ya problem de yok. Nasıl yani? Niye bu kadar sinirlisin o zaman? Ya bilmiyorum Meltem Hanım ya. Sebebi yok. Bilmiyorum ben de sinirliyim işte. Nasıl yani? Sen şimdi duygularını kontrol edemiyor musun? Yok edemiyorum. Eskiden Hüseyin'e karşı edemiyordum duygularımı kontrol. Şimdi hiç kimseye karşı edemiyorum. Aa. Biz bu durumu bir İdil'le konuşalım ister misin? Olur. Konuşalım. Ben geldim. Hoş geldin. Merhaba, hoş gördük. Ne haber hoş Haluk? Gördük. İyidir, sağ olun. Sizden ne haber? Vallahi bende bir haber yok ama haberler Tuna'da. Ne yaptın lan gene? Birinci oldu. Nerede birinci oldu? Ya bir dergi yarışma açmış. En iyi tanışma hikayesi diye ona katılmış. Vay kardeşim tebrikler. Sağ ol Haluk, teşekkür ederim. Gel şöyle oturalım biraz sohbet edelim Haluk. Seninle çalışıyorsun bir şey yaparken. Tamam tamam geçin. Kahve içer misin Haluk? İçeyim. İpek bize iki tane kahve. Gönülcüm sen de içer misin? Yok içmem ben. Oldu lan bittim ben abiciğim. Abicim şu yarışma var ya. He. Bu yani tanışma hikayesi yarışması. Ben oraya yolladım abi. Birinci oldum ya. Yani ödül olarak da 3 gece 4 gün Paris tatili kazandım. 3 gün az diye mi canı sıkıldı? Ne alakası var abicim ya? Bundan alakası yok. Abi çok büyük bir problem var ya. Yemin ediyorum. Ben mahvoldum abi. Ben sen çok doğru söylüyorsun abi. Hakikaten ben zeroyum yani. Zeronun önünde gideliyim abicim. Sıfırım ya. Hatta sıfırım diyeyim. -30'um ya. Hoş geldiniz İdil Hanım. Hoş bulduk canım. Merhabalar. Merhaba hayatım. Anneciğim nereden böyle? Bilin bakalım nereden geliyorum? Alışverişten. Bilemedim. Kuaförden diyeceğim ama saçında da bir değişiklik yok. Sen de bilemedin. Hava güzel o zaman kahve içip geldiniz. Yok Hatice'ciğim. Tanser'cim sen bir tahminde bulunmak istemez misin? Vallahi her şey olabilir İdil'ciğim. En iyisi bu tahmin seremonisini geçip senden bir cevap alalım. Annenden geliyorum canım. Ne? Annemden mi? Evet. Niye bu kadar şaşırdınız? Anne sen ciddi misin ya? Babaanneme mi gitti? Evet Ececiğim. Babanızın annesi benim de annem sayılır. Ya anneciğim biz de bu gerçeği biliyoruz da yani senin bunu bu şekilde söylemen biraz garip olmadı mı? Değil. Yoksa anneme bir şey mi oldu? Bak saklama benden. Tanser sakin ol. Hiçbir şey olmadı annen. Gayet iyi, gayet sağlıklı. Bir dakika ya. Ben yanlış mı duydum? Yoksa annem babaanneme annem mi dedi?
Ay İdil Hanım, şöyle oturun, ayaklarınızı uzatın isterseniz. Ben size çay da yaparım. Yok Adileciğim, gayet iyiyim ben. Yani beni çok şaşırttın İdilciğim, gerçekten. O dergiye yolladığım tanışma hikayesi var ya, o kadının gönlü değil. Nasıl yani? Ya işte abicimden gönül değil. Ya gönül diye yazmadım. Gönülle tanışmamız değil o. Kim yazdı peki? Buraya bir tane kız gelmişti, hatırlıyor musun? İnternetten beni bulmuştu. Şu reklam için yardım istemişti. Hatırladın mı? Hatırladım. Oğlunla tanışmamızı yazdım ben. Oğlum deli misin lan sen? Niye gönülle tanışmanı yazmadın? Doğru yazdım çünkü onunla tanışmam daha ilginçti abi. Bak. Evet öyleydi, ne yapayım yani, doğruya doğru yalan mı söyleyeceğim abicim ya? Yapacak bir şey yok. Ya nasıl yapacak bir şey yok abi, bitti ben. Sen kaçıyormuşsun oğlum. Hayır abicim şimdi baksana. Belki de yayınlanacak, belli de onu okuyacak ve o bizim onunla tanışmamız değil, ne yapacağım ben? Böyle oradan buradan sohbet ettik. Yalnız bir şey söyleyeceğim Tansel'cim. Senin annen ne kadar hoş sohbetli kadınmış. Öyledir tabii. Ay canım annem benim ya. Ha bir de böyle bilmediği hiçbir şey yok. Tabii. O kadar şaşırdım ki. Ya anneciğim tam hepsi iyi hoş da yani sen niye gittin babaannemi ziyarete? Ececiğim ne demek niye gittin babaanneme? Yani aradım, gelebilir miyim, müsait misiniz dedim. Evet müsaitim dedi, ben de gittim. Vay, asrın buluşması olmuş yani. Ececiğim inan çok mutlu ettin beni. Yani seni annemle böyle anlaşır görmek inan dünyalara bedel. Buyurun İdil Hanım. Limonlu çay yaptım size. Tansiyonunuzu hemen toparlar. Hatice'cim benim tansiyonum falan yok. Ay olur mu İdil Hanım? Belli ki tansiyonunuz çıkmış sizin. Tansel Bey'in annesine annem dediniz. Ne olur ne olmaz için siz hadi. Ne haber Yakup? İyi diyelim iyi olsun Hüseyin. Nereden böyle? Dergiden geliyoruz Yakup. Hüseyin abim ilk parasını aldı. Görmeden inanmam. Görsem de inanmam. Sahtedir o. Ne sahtesi Yakup? Cillop gibi yüzlük. Ver bakayım. Termal her şey tamam, gerçek gibi. Kimisi fazla Yakup. Gerçek o. Hüseyin abim kafa patlatarak aldı onu. Paraya fazla ısınma Yakup. Bununla yaptığımız kuponu yatıracağız. Sen ver bakayım şunu. Kupon bekleyebilir ama borç beklemez Hüseyin. Bana bak Yakup. Saçmalama oğlum. Ver şu parayı. Şükrü bir şey söylesene oğlum. Borcumdan düşerim ben. Tuna. Hı? Şu yazı ne zaman çıkıyor? Yarın. Aa öyle mi? Tamam hemen alırız o zaman. Yeni sayıda yayınlayacaklarmış. Çok sevindim. Alırız hemen. Yok ya gerek yok. Çok pahalı. Şey kuşa kağıda basıyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar. Yani hakikaten kazıkçılar ya. Ben anlatırım sana Gönül. Olur mu öyle şey Tuna? Tabii ki alırız. Hem de birkaç tane alalım saklarız yani. Vallahi gerek yok ya. Gerek olsa söylerim ben. Bence hiçbir şeye gerek yok yani. Ay neyin var senin Tuna? Yok bir şeyin var. Ha? Yok vallahi ya iyiyim yani. Bir şey yani. Peki bu birinciye ödül falan vermiyorlar mı? Ne ödülü Gönül? Ne ödülü? Keşke ödül verseler. Bir tane kuru kuru bir plaket falan verecekler. Onu da almaya değmez. Yani değmem. Almaya gitmem yani anlamında dedim yani. Olur mu öyle şey ya? Manevi değeri yeter yani. Bizim tanışmamızı anlatıyor Tuna. Tamam. Yakup. Hayretler cineyim var. Bu aylak bakkalı adam yerine koymuşlar. İşe almışlar. Bir de para vermişler. Vermişler tabii Tayyar abi. Al bak para burada. Hayret vallahi. Yakup iyi bak sahte para olmaz mı para? Çocuk muyum ben Tayyar? Sahte paraya kanar mıyım? Seni değil parayı kandırmışlardır Hüseyin. O seni adam sanıyordur. Şükrü çekemiyor oğlum bunları bizi. Allah'ım yarabbim. Kusura bakma Monşer Hüseyin. Seni nasıl işe aldılar, sana nasıl para verirler? Aklım bir türlü almaz be. Alışsan iyi olur Tayyar. Bugüne bugün at yarışlarının orijinal üyesiyim ben. Vay be, ne günlere kaldık be. At yarışları bizden sorulur babacığım. Yani Hüseyin abimden sorulur demek istedim. Merhaba. Merhaba.
mısınız? Geldiniz de. Merhaba. Girelim. Tabii, tabii hayatım. Tabii, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız Tanser Bey? Bomba gibiyim, harikayım. Aa, süper. Merhabalar. Merhaba. Ay, ay. Oh. Pek bir neşelisiniz böyle maşallah. Neşeliysek sebebi var efendim. Öyle mi? Neymiş? Şimdi bugün İdil annemle buluşmuş. Böyle birlikte oturmuşlar, kadın kadına sohbet etmişler. Aa, ay çok sevindim. Öyle bir iki lafladık işte. Pardon. Şimdi karınız annenizle konuştu diye mi sevinçlisiniz? Evet. Olması gereken zaten bu değil mi? Haluk'cum arada bazı problemler vardı diye biliyorum ben. Yani bugüne kadar yıldızları pek barışmadı. Öyle söyleyelim. Ne yıldızı ya? Ne yıldızı, ne Jüpiter'i, ne Güneş'i. Bunlar bizi biz yapan insanlar. Onları tabii ki böyle hoş tutacağız, sularına gideceğiz. Allah Allah. Size katılıyorum Haluk Beyciğim. Yani küslükleri, günlük aileleri bir tarafa bırakıp iyi geçinmeliyiz onlarla. Yani sonra fırsat bulamayabiliriz. Çok sevindim İdil'ciğim. Efendim, öyle insanların iyi anlaşması, buzların bir anda eriyivermesi fevkalade bir şey. Yani sanki bu bahar diğer baharlardan çok daha güzel. Sanki bu bahar bütün cemreler benim içime düşmüş gibi hissediyorum. Mutluluktan sanki ağzınızdan kelebek çıkacak maşallah maşallah. Çıkabilir efendim. Bugün çıkabilir. Şimdi evli bir erkeğin en mutlu olduğu an karısının annesiyle iyi geçindiğini anladığı andır. İşte İdil bana bugün böyle bir şey yaşattı. Yani bir tanem sana çok teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim deli olacağım ya. Sizin yaptığınız kuponlar hep cümleriydi. Size nasıl iş verdiler aklım almaz ya. Orasını karıştırma dayıyor. Asıl orasını merak ediyoruz Hüseyin. Hüseyin abimin yaptığı kuponun tersini yapanlar köşe oluyor Yakup. Rahat ettim be. Daha ben niye söylemezsin kafama cüre kazanı gibi oldu. Yani insanlar Hüseyin'in dediğini değil tersini yapıp kazanıyor öyle mi? Evet Yakup. Aynen öyle. Sonuçta parayı Indira Gandhi yapıyor muyum? Yapıyorum. Indira Gandhi bizim işimiz. Şükrü, oğlum, çıkart bakalım bülteni. Hemen abi. Güzel bir kupon yapalım, köşe olalım Şükrü. Köşe olmak bizim işimiz. Yalnız Hüseyin abi, senin yaptığın kuponun tersini yapacağız, değil mi? Yok Şükrü. Yine düz yapacağız. Dümdüz. Düz yapmak bizim işimiz abi. Yapalım o zaman. Ay İdil yani ne kadar sevindim kayınvalidenle aranın düzelmesini anlatamam. Yani Tansel Bey'i hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ya çok sevindi gerçekten mutlu oldu o da. İdil yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Ya Emine son zamanlarda acayip sinirli. Yani ne oldu hiç anlamadım ama huyu suyu her şey değişti. Ha bir çağırsam sen konuşsan. Aa tabii ne demek. Çağır, çağır, çağır. Ya zahmet olacak sana ama. Ay olur mu? Anlamadım ay, yani. Çağır. Emine! Bir gelir misin? Gelir şimdi. Efendim Ethem Hanım. Gel, gel, gel. Gel. Bir otur. Biraz konuşalım seninle Emineciğim. Olur. Böyle son günlerde evde canını sıkan bir şey oldu mu? Yok, her şey normal. Hüseyin Bey'le aranız nasıl? Yani, aynı, değişen bir şey yok. Peki böyle son günlerde seni etkileyecek olağanüstü bir şey yaşadın mı? Yok İdil Hanım, yaşamadım. Şimdi Meltem bana son zamanlarda biraz sinirli olduğunu söyledi senin de. Yani ne yapayım İdil Hanım, elimde değil. Bana kalırsa senin bu sinirli hallerinin psikolojiyle ilgisi yok. Ya. Ya. Peki ne o zaman? Ya bence yarın bir hastaneye gidin.
Uzman bir doktora görünün Meltemciğim. Tamam, hemen gidelim. Hı. Tamam. Olur. Merhaba İpek, nasılsın? Günaydın. Bak bugün toptancı gelecek, ona göre, tamam mı? Hı, haberimiz var, nasıl hazırlıyor Tayyip Usta'dan? Tamam. Şu Tayyip Usta'ya bir seslensene. Bana bir kahve yapsın. Ben yapayım size kahveyi. Tamam. Hemen de içmiş olurum. Tamam, oldu. Yazmış. İnanamıyorum ya. O yüzden öyle kıvranıyordu. Bitmedi mi oğlum ya? Ya Kardo, ya sen de çalış oğlum. Daha çok konu var. Allah Allah. Sen de bu ders çalışma aşkı nereden geldi? Ben onu hala çözemedim Teo'cum. Gerçekten sana gıpta ile bakıyorum. Kardo, bu dersi geçmemiz lazım oğlum. Hayat memat meselesi. Ha yani kızlar gelse, sinemaya gidelim Teo'cum dese... Yine gitmeyeceksin öyle mi? Hiçbir güç beni bu kitabın başından kaldıramaz. Ha, öyle diyorsun yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim. Az sonra görürsün kardeşim. Nasıl gülüyor? Oğlum bak bu pis bir gülüş. Kesin bu gülüşün altında bir şey var. Hiç ayrı element değil yani. Olur mu kardeşim ya? Ben öyle şeyler yapar mıyım? Kızlara mesaj attım da birazdan gelirler. Görürsün yani. Bravo. Çalış çalış. Bravo. Et et. Sabote et gel. Geliyorlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar, gelsenize. Ay, hava çok güzel ya, değil mi? Süper ya, baksana şu havaya. İçim kıpır kıpır böyle. Aynen benim de. İşte bu. Ay, bir şeyler mi yapsak ya? Ya, burası kıpır kıpır ya, yerimde duramıyorum şu an. Evet ya, hava çok güzel. Bence de biraz gezmek mezmek lazım. Ne bileyim, bir yerlere gitsek mi kızlar acaba? Yani arabada emin damade, değil mi? Ne haber Gülüş? Afiyet olsun. İyiyim Tuna. Senden aldın mı dergiyi? Ne dergisi? Hani şu tanışma hikayesini anlattığın dergiyi Tuna. Ha, almadım Gönül. Yani almadım. Gerek yok. Pahalı kuşey. Gerekmiyor. Ah. Gerek yok olur mu? Al, hemen al. Çok gerekli. Yok hakikaten. Ben alışverişi hallettim. Yok. Tayyip Usta halletti onu. Şu yazıyı diyorum, biraz konuşalım. Ne yaptın? Şöyle güzel bir şekilde anlattın mı süsleyerek tanışmamızı? Aferin, bayağı süsleyerek anlatmaya çalıştım yani. Anladım. Ballandıra ballandıra anlatsaydın şöyle ha? Tabii böyle ballı ballı şey yaptım yani. Anlattım. Ben bir şey yapayım, bir şey lazım olursa hani. Bir şey lazım değil, her şey yolunda. Ben geldim. Haluk! Hoş geldin. Ne iyi yaptın? Tam zamanda gördün abi. Biz de şeyi konuşuyorduk Haluk. Hani Tuna'nın şu tanışma hikayemizi anlattığı yazıyı. Aa, söyledin mi? Yok. Neyi söyledi mi? Yok. Hayır, şeyi dedim hani o tanışma hikayenizi hani yazdı ya, onu söyledi mi diye şey yaptım. Ama yani çok okunacak da bir şey değil. Değil ya, değil öylesi yani. Olur mu öyle şey? Çok önemli. Çok önemli bir yazı o. Yok canım, hiç ve çok sıradan yani. Şey olarak sıradan hani. Yani bilinen bir şey zaten. Okunmaya gerek ya, zaten tanışmamızı bir, yani insan bildiği şeyi niye okusun ki? Ha. Yok, okuyacağım ben. Sen de oku. Yazdığın yazıyı bir gör dergide bakalım nasıl olmuştu lan. Aşk olsun Teo ya, bu havada ders mi çalışılır? Vallahi Ececiğim, bana kalsa hiçbir havada ders çalışılmaz ama bu sınava çalışmam lazım. Ben arkadaşım Ağustos böceği gibi sene boyunca yatmadım. Yani benim keyfim tıkır, istediğim yere giderim, gezerim. Kötüsün Kardo, kötü. Herkes kötü. Ay, bugün de benim bir gezesim, bir gezesim var, anlatamam yani. Ya yapmayın ya, yazık çocuğa. Baksanıza ders çalışmam lazım diyor. Herkes kötü, Melis iyi. Ben de mi kötüyüm yani Teo? Yok yani kötü demeyelim de aşk olsun Ececiğim.
Yani bütün sene yalvardım. Dışarı çıkalım, dolaşalım, gezelim diye ama dinleyen olmadı. Ama şimdi senenin en kritik sınavında çıkalım gezelim diyorsunuz. Biz illa gel demiyoruz ki kanka. Sen gelmesen de biz gezeriz yani, değil mi? Gidin, ne yapıyorsanız yapın. Gezin, tozun, dolaşın, gönlünüzce eğlenin. Ben gelmiyorum, sınava çalışmam lazım. Bravo yani. Yaptığınızı beğendiniz mi? Çocuğun ders çalışması lazım işte. Ben 10 dakika veriyorum. Kesin 10 dakika sonra kitabı bir yere bırakır ve geri döner. Vallahi ben Teo'yu hiç bu kadar istikrarlı görmedim arkadaşlar. Bence bu sefer öyle bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Var mısın iddiasına Havuç Bey? Varım. 10 dakika sonra geri dönecek. Dönmeyecek mi? Nesine? Sinemasına. Tamam, sinemasına. Tamam. Girdik. Ne gereksiz işlerdesiniz ya. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne olmuş anne? Çok önemli bir şey yokmuş. Emine'ciğim, bak ilaçlarını düzenli alıyorsun, aksatmıyorsun. Doktorun söylediklerini duydun. Duydum Meltem Hanım. Aman aman, yeter ki sinirlerim gelsin, alırım. Tamam, hadi geçmiş olsun. Nesi varmış anne? Guatra varmış. O sinir yapıyormuş. Demin bir şey yok dedin anne, varmış işte. Tamam da telaşlandırmayayım diye söylemedim. Hay boşuna şimdi panik etmeye gerek yok ki. İlacı tedavisi olan hastalık. Hay bir de daha başlangıç aşamasındaymış. Doktor ilaçla kolay kontrol edilir dedi. Oh, aman aman iyi yani, iyileşsin de biz onun böyle sinirli hallerini çekeriz biraz daha. Aynen aynen. Selcim ben çıkıyorum canım. Nereye hayatım? Kayınvalidemle buluşmaya. Oo, oh, çok güzel, çok güzel. Tabii, tabii, iyi. Ya, iyi. Dur, en iyisi ben de seninle geleyim. Aa, çıkıyor musun? Tansel Bey kahvenizi getirdi. Yok, yok, kahve kalsın Haticeciğim. Ben de İdil'le çıkacağım. Yok Tanselciğim, sen gelme canım. Ama yok, yok, ben de gelseydim İdil'ciğim. Yani çok uzun zaman oldu annemi görmeyeli. Başka zaman gör Tanselciğim. Şimdi birkaç bir şeye ihtiyacı varmış. Gidip alışveriş yapacağız. Sen sıkılırsın. Ay ben anlamadım. Kahve kalıyor mu gidiyor mu? Kalıyor Haticeciğim. Tansel kahvesini içiyor. Ben de 2 saate kadar geliyorum. Hadi canım. Güle güle. Tamam yani siz iyi olun da İdil'ciğim. Ben sonra da görürüm anneciğim. Tamam güle güle İdil Hanım. Güle güle. Buyurun Tansel Bey. Ne yapacağım ben ya? Bir akıl fikir ver Allah aşkına abicim ya. Ne yapacağım bilmiyorum Haluk. Vallahi mahvoldum ben abicim ya. Oğlum hiç kaçarı yok yani. O yazıyı görecek. Yani? Yani... Oğlum bence sen açık açık söyle. Bir kere sen gönülü aldatmadın ki. Bu gönülden önceki bir mevzu. İyi de abicim gönül ya derse bana niye bizim tanışma hikayemizi yazma da bu tanışma hikayesini yazsın derse. O daha ilginçti der. Yani aslında daha ilginçti yani. Ben sana anlatmadım ama yani o kadın bayağı ilginçti yani. E işte bunu söyle ona. E gönül ne diyecek? Nereden bileyim oğlum ben? Alt tarafı seni boşar. Ya abicim ne diyorsun ya? Allah ağzından bal damlıyor yani. Niye boşasın beni şimdi ya? Ya yapma Ayıp ne olursun kurban olayım ya. Neyse dur düşünüyoruz. Tayyar Usta. Buyur abi bey. Sen yengeyle nasıl tanışmıştın? Ya rahmetli anacığım görmüş beğenmiş gitti istedi işte öyle oldu yani. Bak gördün mü? İnsanlar nasıl sade tanışıyor. Seninki ilginç oldu da ne oldu? Sadelik her zaman iyidir. Haluk Baycığım merak ettim. Neden sordunuz? Ya insanlar nasıl tanışmış onu merak ediyoruz da. Ya şimdi konuya odaklanabilir miyiz ya? Allah Allah. Ya Tayyar Bey'in ne anlattığından bana ne abicim ya? Ben ne yapacağım sen onu söyle ya. Neyse dur bakalım. Sen akşam gönül al bize gel hallederiz. Tamam. Ben gönüle söyleyeyim akşam size gelelim abi. Ya ne olur bir şey üretelim. Ne olur bir çözüm üretelim ya. Hoş geldin Tansel Bey. Babacığım hoş geldin. Hiç hoş falan gelmedin Melis'ciğim. Babişko sen bir şey mi sinirlendin? Ha, demek sinirlendiğim anlaşılıyor öyle mi? Yani babacığım. İdil'ciğim gel hayatım gel. Gel otur istersen gel. Ne oluyor Tanselciğim? İdil'ciğim, sana bir sorum var. Bil bakalım nereden geliyorum.
Sen nereden geliyorsun, öyle mi Tanser? Evet canım. Ben nereden bilebilirim senin nereden geldiğini? Tabii sen bilemezsin benim nereden geldiğimi. Ama ben söyleyebilirim. Annemden geliyorum idi. Babaanneme bir şey mi oldu yoksa? Evet, babaannenize çok şey olmuş. Yok, bugün birlikteydik, gayet iyiydi. Ay hasta mı acaba? Ay aklıma da gelmedi değil, yoksa İdil Hanım gitmezdi yanına. Vah vah. Hatice abla, bir anlayalım önce istersen. Ya babacığım anlatır mısın, ne oluyor? Anlatırım tabii, anlatırım. Dergiden aldım Tuna Bey. Dur, ne yapıyor kızım? Cihazını sanattı, Allah Allah. Sana hangi mi oldun? Yanında tutup dururken dergiyi. Sallık çocuktu mu sen? Niye? Sizin yazınız çıkmış, üstelik Gül Hanım'la çalışma hikayeniz yazıyor. Allah sussana sen, Allah Allah, niye dedirip çekin ya? Çak şimdi. Bunu umut bitmiş, almak lazım. Umut bitmiş. Gül Hanım bakın, ha aldın mı dergiyi? Evet. Çok iyi. Ver. Yok 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 yok. Onu şimdi yeri değil burası yani. Aa, niye yeri olmasın canım? Tabii ki yeri. Ver bakayım şunu. Yok 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 yok, hiç değil. Bir de burası yani romantik bir yer mi burası Gönül? Tabii canım, pidecide insan yani böyle romantik yazılar falan olmaz yani. Başka türlü bir şey olur yani. Ne yapacağız? Ne zaman okuyacağız? Yeri ne zaman yani bunun? Bu daha romantik bir şey. Ben anlatayım sana. Ya bildiğimiz bir şey. Niye okuyoruz ki zaten ya? Şöyle yapalım. Bunu şimdi okumayalım. Hı. Akşam bize gelin, orada beraber okuruz. Ya ama ben de merak ediyordum. Ya ben anlatırım sana, merak hadi etme. Hadi sen işine bak. İyi peki, öyle olsun o zaman, size gelelim. Biz de okuruz. Ne eksikti Gönül? O garip bir not alalım bir şey. Sizin bu anneniz benim anneme erkek arkadaş bulmuş. Yok artık. Selcim, istersen böyle konuları çocukların önünde konuşmayalım. Öyle mi? Hani bizim kızlarımız yetişkin birer insandı? Ha? Ne zamandan beri çocuk oldular Edil? Anneciğim, doğru mu söylüyor babam? Evet kızlar, doğru. Yani babaanneniz de bir insan. Onun da başını yaslayacağı, hayatını paylaşacağı birilerine ihtiyacı var. Yani Tansel'cim bak, sen oğlu olduğun için böyle konuları seninle konuşamıyor. Ama ben biliyorum, sen bana güven. Bu da yetmezmiş gibi anneme bulduğu erkek arkadaş hastalarından biriymiş. Aa, ay, bir dakika, biliyorum ben onu. Ne beydi ya? Şey beydi adı, dur. Bünyamin Bey. Bünyamin Bey'di değil mi? Tabii Bünyamin Bey'di onu. Ah benim salak kafam şimdi düştü jeton. Peki ne özelliği varmış bu Bünyamin Bey'in? Vallahi şikayeti şeydi. Çok yalnızlık çekiyormuş. O yüzden geldi diye biliyorum ben yani. Ama bir dakika ya, o babaanneden küçük değil mi? Değil. O adam benden sadece 7 yaş büyük. Ne önemi var Tansel'cim? Annen de senden 17 yaş büyük. Tamam işte. Demek ki annem o adamdan 10 yaş büyük. Tansel'cim bak, bu yaşlarda fark etmez. Önemli olan anlaşmaları, hayatı paylaşmaları. Yani bütün mesele annemin yalnızlığı mıydı? Evet Tansel'cim. Annen yalnız kaldıkça kafasında kuruyor kuruyor sana sarıyor. Sonra da bak sen de kendini yiyip bitiriyorsun. Sana da yazık Tansel'cim. Olmaz Edil. Olmaz. Bu izdivaç olamaz. Ben zaten annemle konuştum. Bitti o iş. Bitti gitti. Yok. Allah Allah. Kardeşim seni gerçekten tebrik ediyorum ya. Gerçekten ilk defa sözünü tuttun ve hakikaten ders çalıştın. Kardeşim beni tanımıyormuş gibi konuşma, tamam mı? Ders, sınav, bu kelimeleri kullandığın zaman benim için akan sular durur. Bir kız gelip yüzüme iki gülücük attı diye öyle aklımı yitirmem ben hemen. Oğlum tamam uzatma ya, işte ilk defa sözünü tuttum, bir işe yaradı, sinemayı kazandım. Ne sınavımız? Kardeşim sen gidince Ece ile iddiaya girdik. Ece dedi ki 10 dakika içinde geri döner. Ben dedim ki kardom hayatta öyle bir şey yapmaz. Sen de iraden sayesinde geri dönmedin ve sinema kazandık abicim. Yarın kızlarla sinemaya gidiyoruz. Vay be, güzel konuşmuşsun, helal olsun sana kardeşim. Güzel konuşmuşsun. Merhaba. Evet, merhaba kızlar, hoş geldiniz. Buyurun. Teo, çalışmaya devam mı? Devam vallahi, devam. Benim modellerde geri vites olmadığı için hala devam. Vallahi şaşırttın beni Teo. Tebrik ederim seni. Ya Ececiğim, şimdi bir öğrenci için ders önemlidir, tamam mı? İşimiz gücümüz ders olmalı. Yani derse çalışmak zorundayım. Ne yapayım, ben böyle bir adamım.
Sen iyice havalara girdin ha Teo. Efendim Brun? Bir şey diyeceğim ya. Üstü açık falan mı uyudu bu? 180 derece dönmüş resmen. Vallahi bu sınav önemli kızlar. Hani ben çalıştım ama bu adam hiç çalışmamıştı. E üstüne gitmeyin işte. Havaya girmişken çalıştı çocuk. Hadi. Sinemaya gidelim artık. Oğlum su mu kaynattın sen ya? Kardeşim gerçekten çok ayıp. Ecem burada bana sinemaya gidelim diyor. Ben de onu kıracağım öyle mi? Hayatta olmaz. Ya sen nasıl karaktersiz bir insansın ya? Karaktersizsin resmen. Kızların önünde ayıp oluyor ama abicim. Sınav iptal olmuş. Ne yapayım? Hoca rahatsızmış. Oğlum ders çalışırken yaydığın negatif elektrik yüzünden hocayı hasta ettin resmen ha. Vallahi ya. Bu durumda sinemaya kim ısmarlayacak? Ben ısmarlayayım. Yani ben ısmarlarım. Olur ben. Hadi gidelim kızlar. İyi o zaman çıkar biraz dolaşırız arabayla. Akşam da sinemaya gideriz. Tamam olur olur. İyi. Buluşuruz evin önünde. Tamam. Gerizekalı. Yine ben ödeyeceğim. Sanki sende para var. Ben ısmarlarım diyor bir de. Kardeş çok özür dilerim. Öyle bir an gaza geldim şey yaptım. Sen öyle bir de bakınca heyecan oldu. Ne olur sen bana borç ver ben sana sonra veririm. Teo var ya yemin ederim senden bıktım ya. İllallah ettim artık yeter ya. Hoş geldin. Merhaba canım. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Buyursun. Sunacım. Suna Bey benden çok önemli bir konu konuşacakmış. Ve illa bunu sizin evinizde konuşmak istedi. Yok. Rahat rahat. Hani tansiyonum şey olmasın diye ben şey yani. Evet Sunan. Öyle kaydettim mi sen şey? Tamam. Hani nasıl şey yapsam diye Gönül dergiyle ilgili olmasın söyleyeceğin şey Tuna. Dergiyle ilgili ne alakası var? Ne der? Yani olsun dergiyle ilgili diyor Gönül. Allah'ım ya. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, buyurun efendim. Merhaba. Sağ olun. Yani Tuna Beyciğim, sizi tebrik ediyorum. Hakikaten fevkalade bir yazı olmuş efendim. Yani dile böyle bir hakimiyet, kelimeleri böyle kullanabilmek, kıskandım doğrusu. Tuna Bey reklamcı, biraz da ondan kaynaklanıyor. Tabii, yani sonuç olarak ikisinde de ortak malzeme kelimeler. Ama edebi metin farklı bir mecra. Yani ben onun altını çizmek istemiştim. Yani yine de tebrik ediyorum efendim. Tansel Bey acaba onu pek karıştırmasak diyorum şeyi yani. Onu şey hani şey yapsak diyorum biraz. Yalnız efendim benim tam olarak anlayamadığım bir şey var. Yazıda Gönül Hanım'ın adı geçmiyor. Yani sizin isminiz var fakat Gönül Hanım yerine Selma diye birinden bahsediyor. Şeyden olabilir o yani tam olarak hani şeyde tape oluyor bir şeyde geçerken hani Gönül Selma böyle iç içe oluyor. Yani tam şeyden olabilir o yani Tansel Bey. Neyden oluyor Tuna? Dur kardeşim bunu yollayınca tabii Selma Gönül yani beş böyle yani yer değiştir. Hiç boşuna kıvırma Tuna. Kıvırmıyorum Gönül. Yani ben o şeyi... Okudum. Yazıyı okudum ben. Okudun mu? Tabii. Okudun mu? Evet sabah ilk işim gidip dergiyi almaktı. Hayırlısı. Ama bir göreyim ki neler yazmışsın neler. Pardon bir şey sorabilir miyim? Ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Tuna bir derginin yarışmasına katılmış. Bir tanışma hikayesi anlatmış. Ama bizim tanışma hikayemiz değil. Eski bir kız arkadaşının tanışma hikayesini yazmış. Şimdi Gönül yani bir şöyle oldu. Hani nasıl oldu? O biraz daha ilginç yani. Yani bu daha yani. Efendim? Ay ilginç anlamadım. İlginç değil. Gönül ya izin ver ben anlatayım yani ilginç değil. Yani ilginç olarak düşünme onu. Yani yazarken hani sen bir Haluk yardım et ne olur. Yani bizim tanışmamız ilginç değildi yeterince. O tanışma daha ilginçti. Bunu mu demek istiyorsun Tuna? Hayır Gönül ya tamam. Öyleydi ya. Ne yapayım? Ona yazdım ben Gönül. Özür dilerim ya. Ne olur affet beni hayatım. Ya ne yapabilirim başka ya? Ne olur çok özür dilerim. Seni bir şartla affedebilirim. Söyle canım. Bizim de tanışma hikayemizi yazacaksın.
Ve daha da büyük bir ödül kazanacaksın. Ya yazmaz olur muyum Gönül? Yani bu sayfalarca hikaye olarak yazmam, roman olarak yazarım. 10 cilt roman yaparım ben bunu. Ya Haluk, Meltem, kağıt kalemi verebilir misiniz? Hemen başlayacağım yazmaya Gönül, yemin ediyorum ya. Vallahi yazacağım ya. Tamam mıdır? Olay bitti mi? Barıştınız mı? Evet, şimdi olay bittiyse, her şey tatlıya bağlandıysa... ben bu fevkalade yazıdan minik bir paragraf okumak isterim. Şimdi şöyle... temeli yeni kazılmış bir inşaatın yanında görmüştüm onu. Kepçenin ani hareketinden irkilip çukura düşmek üzereyken... narin bileğinden tutmuştum. Sonra göz göze geldik. Kum rengi gözlerinde okuduğum ilk anlam... minnet duygusu oldu böylece. Ki sonraları insanlık tarihindeki bilinen bilinmeyen bütün duygular resme geçit yapacaklardı o gözlerde. Tanışmış olduk ve temeli atılan o bina zaman içinde yükseldi, inşaat olmaktan kurtulup içinde cıvıl cıvıl insanların yaşadığı bir yer halini aldı. Tıpkı bizim ilişkimizde o bina gibi zamanla yerli yerine oturdu. Belki de budur açıklaması. İçimizden eksik olmayan o cıvıltıları. Ay Nabi'cim, tebrik ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani şey zaten. Kapatın son şeyi. Gönül, orası yıkılmış zaten ya. Bana hadi bir yakalım. Cıvıl cıvıl oraya insan. Vallahi... Tamam Tuna. Abi. Tamam, uzatma istersen artık, değil mi? Ya, hani olsa söyle. Şey... Hoş geldiniz. Merhaba Emre. Hoş bulduk Emre'cim. Hoş geldiniz. Bir isteğiniz var mı? Böyle bir kahve falan bir şey yapayım mı size? İster misiniz? Yok sağ ol. Nasıl oldun sen Emineciğim? İyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Çay yapayım o zaman ya da ıslamur falan. Yok Emineciğim sağ ol. Biz bir şey istemiyoruz. İstersek ben sana haber veririm. Tamam. Haluk Bey, sizin böyle şimdi içiniz falan edilmiştir. Böyle getireyim ben size, böyle küçük bir şey hazırlayayım mı? Yok şimdi istemiyorum. Tamam o zaman. Yani kimse hiçbir şey istemiyor öyle mi? Yok canım sağ ol, ben sana haber veririm bir şey olur. Sağ ol. Gördüğün gibi ilaçlar işe yaradı yani. Tabii. Emine normale döndü. Ya Halo. He. Bir şey söyleyeceğim. Sen de bazen böyle çok sinirli oluyorsun. Acaba seni mi guasyona baktırsak? Bak. Haluk Beyciğim, bence kesin baktırmanız lazım. Yani siz son derece asabi bir insansınız. İhmal etmeyin efendim. Gene bunalmaya başladım ha. Gülü sen de istersen bir baktırsan mı diyorum. Ben de senin ya için... olay nasıl döndü dolaştı bana geldi gene anlamadım. Evet, sağlık bu yani, başka şeye benzemez. O yüzden. Evet, sağlık bir merak etme. Siz bilirsiniz ama biz kendiniz gidin bakın. Sanki ilk baktığın gözlerdi gözlerim. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle. İlk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle, her şey senle. Hayaller güzel senle, 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 hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle, senle, senle. Karışmak güzel senle, her şey senle. Hayaller güzel senle, senle, senle. Karışmak güzel.